Herkese merhaba arkadaşlar. Biz kahvaltı hazırlamaya geldik. Mutfağa biz derken derinimle geldik. Çünkü ben bunları hallederim deyince gittim ben yatakları düzelttim. Çay demledim. Gerisi derindeydi. Ben gelene kadar o da. Neler yaptın bir tanem? Bu salatalık biber domatesi çıkardım, yıkadım. Tam doğruyordum, sen geldin. Ellerini severim. Teşekkür ederim bebeğim. Bir şey değil. Annelerimiz ne derdi? Yaptığın banaysa öğrendiğin sana annem. Bunları öğrenirsin. İleride yalnız yaşayacağın zamanlar gelirse istersen işine yarar. Aynen öyle bebeğim. Çılbır yapacağız. Dün akşamdan karar verdik. Şurada da yine kızımın ellerinin değdiği bir mozaik kekimiz var. Dün akşam yaptık. Bugün öğlene bunu yerler ya da kahvaltıya da koyarız. Bilmiyorum artık. Şöyle, dün akşam da yine yendi biraz. Borcam keki bu arada. Bunlar doğradığımda çok kalındı. Bu yüzden ben de ortalarından yine kestim. İyi yaptın. Belki yiyemez diye. Hayır, yerim seni. Düşünceli abla. Teşekkür ederim anneciğim. Şimdi peynir, zeytin falan kahvaltılık Allah ne verdiyse. Dediğim gibi ben de çılbırı yavaştan yapmaya başlayayım. Kızım bunları hazırlıyorken. Anneciğim, benim şeyi ayırdın mı? Domates, salatalık, evet, biber. Sana zahmet onlara zeytinyağı döker misin bana ayırdığına? Anneciğim bana bol bol koymuşsunuz. Kendinize kalsaydınız. Salatalığı sen çok seversin. Ben kendini çok al oradan. Ben düşünmedim. Öyle mi? Bugün iştahın yok mu acaba? Toz kırmızı biber yapayım. Onu ayırmayayım anneciğim yine bunun. Acı olmuyor zaten. Önceki yediğiniz gibi yapayım yani. Anne şunları karıştırayım mı? Ne yavrum? Ne? Yok, gerek yok. Kekik tuz da koyar mısın benim için ona? Aldın mı? Kokusu. Biraz, evet, biraz yoğun bir kokusu var. Senin salatalık şeyin mi? Evet, salatalığa. Biraz pul biber de istiyorum ona. Sana zahmet. Ben yemek yapmak çok iyi değil mi? Evet anneciğim. Büyüyünce seninle daha neler yaparız sen istersen. Onu çok isterim. Pul biber değil mi? Evet anneciğim, doğru. Yakışıklığım, sen de bize sofra kurmaya yardım eder misin? İçeride mi? Nerede istersin? Mutfakta mı? İçeride. Peki masada mı yiyelim, yerde mi? Yer. Tamam o zaman, yerde yiyelim. Baştan hazırlayalım o zaman. Bu kadar oldu mu? Yeterli yavrum. Çocuk tatlı nerede acaba? Biliyorsun yerini. Dişi büyük alayım anne. Olur anne. Kendini çıkar. Tamam, aferin sana. Üç tane. Evet, üç çıkarmışsın. He, ikisi yapışık çıkmış şey derin tek sanmış çatalı. He. Hı. Bak iki tane var. Kırabilirsin ki 3. Çılbırlar da çıktı. Evet, şimdi tereyağını yaparız. Tereyağını yumurtaları ortadan kesip böyle mi dökeyim, böyle üzerine mi dökeyim? Nasıl istersen. Üzerine dök. Tamam anne. Kahvaltımızı hazırladık arkadaşlar. Derinin kendilerine hazırladığı tabaklar var. Salatalık, kaşar, birinin pirinç salam, birinin normal salam, domates, biber koymuş Derin kendine. Kutay zeytin pek sevmiyor, domates pek sevmiyor. Çılbırımız. Burada kendimi hazırlamıştım ama son anda böyle bir ortak tabak gibi yapmaya karar verdim. Ufak ufak sofrada kalmasın, böyle olsun dedim. Ben çay içeceğim, çocuklar ice tea limon içeceklermiş. O zaman ne diyelim? Şimdi bize afiyet olsun. Biz kahvaltımızı yaptık. Şimdi burayı süpüreceğim.
Biliyorsunuz Kutay sofra bezinin üstünü almayı da sevmiyor. Sofra bezinin üstünde oturup yemeği de sevmiyor. Yer sofrası kurduğumuz zamanlar nedense. Bazen durum değişebiliyor ama %95 sofra bezi kullanmayı sevmiyor. O yüzden sofra bezi olmadığından kırıntılar falan olabiliyor elbette ki. Burayı bir süpüreyim. Evet. Evet. Oğlum donarladı duyduğunuz üzere. Hepimizin eli deyince de ayrı bir lezzetli olmuyor mu yani? Gerçekten sevgi her şeyi güzelleştiriyor, daha lezzetli hale getiriyor. Ben buna inanıyorum. Hatta yaptığım yemeklerde bile belli olur bu. Belki bazılarına saçma ve komik gelebilir ama her şey aşkla, keyifle, sevgiyle yapıldığında çok daha güzel oluyor. Bence her şeyde böyle. Bu sadece yemek değildir de bir hobinizde de bu böyledir. Çay aldım. Son keyif çayımı. Çocuklar beraber takılıyorlar, oyun oynuyorlar. Yine kutu oyunu çıkarmışlar. 9 taş mıydı? Milyoncudan Emrah almıştı. Bilmiyorum daha önceki videolardan hatırlar mısınız? Onu oynuyorlar beraber. Ben de mutfağı toparlayacağım işte. Evi zaten beraber süpürdük. Bir bardak çayımı içeyim de dedim. Makineye de çıkan bulaşıklarımı yerleştiririm. Sonra çocuklarla film izleriz. Bakalım ne izlemek istiyorlarsa keyif yaparız. Bugün pek iş yapmak istemiyorum. Evim zaten temiz. Yapacak bir işim yok. Çamaşır katlanacak ama onun da acelesi yok yani. Akşam da yaparım. Bir şeyler izlerken, otururken yaparım. Çocuklar yattıktan sonra da yaparım. Yaparım, acelesi yok yani. İş kaçmıyor, öyle değil mi? Yap yap, yine aynı zaten. deyip hiçbir iş ellemezmişiz. Yapınca yine aynı oluyor nasılsa diye. Akşama yemeğimi de planladım. Kuru fasulye yapacağım. Yanına da pilav yaparım. Biraz da turşu çıkarırım. Öğlen yemeği için kek var zaten. Kek yerler. Çorbayı da Allah nasip ederse yarın yaparım. Bugün çorba yapmayayım diyorum. Arkadaşlar oturdum burada. Film izliyorduk ama çocuklar film izlerken sıkıldılar. Sonra akıllarına başka bir iş düştü ve odaya gitmek istediklerini söylediler. Beraber odadalar şu anda. Sesleri de geliyor olabilir. Ben de oturdum burada. Ne yapacağım? Hiçbir şey de yapmak istemiyorum biliyor musunuz? Aslında şu an çamaşır katlayabilirim ama canım hiç istemiyor. Emrah işte birkaç böyle siparişim vardı, onları verdi. O da dedi ki ofiste Migros yakın olmadı, Migros'tan alırım gelirken dedi. Çocukların öğlen yemeğini verdikten 1-2 saat sonra falan da akşam yemeğimi de hazırlarım. Ben akşam yemeğime de başladım ama göremiyorsunuz şu an. Soğan kavurdum. Soğan kavrulduktan sonra salça ekledim ve biraz da bu ezmeden ekledim. Nohut yahnesi kuru fasulyeye çok yakışıyor bence. Ben bazen yumurta da pişiriyorum bununla beraber. Çok az baharat ekledim bu ezmeden eklediğim için. Üzerine bir de sıcak su ekleyeceğim. Kuru fasulyem tamamdır. Düdüklüyü de kapatacağım kapağını. Pişmeye bırakacağım. Kuru fasulyemi pişirdim. Hemen pilavımı da koydum şimdi ocağa. Şöyle bir organik pazardan alınmış tereyağı vardı. Onu dilimleyeceğim. Şu benim tereyağı kabım. Küp küp doğrayıp koyuyorum. Kullanması böyle pratik, kolay oluyor doğrayıp koyduğum zamanlar. Buna sığacak olanları koymaya çalıştım şöyle. Yerleştirebildiğim kadar. Sığmayanları da buna yerleştirdim. Bunları da hallettim. Yemeklerimi hazırladım. Kuru fasulyeyi de şöyle bir tencereye aldım. Küçük boy tencereme. İçindeki o siyahlıklar cevizli ezmenin cevizinden. Bizim için sorun olmuyor yani. Böyle. Burada da tereyağlı pirinç pilavı. Yanına turşu koyacağım. Aslında soğan söğüşü de, soğan salatası da güzel olur bunun yanına ama bilemedim. Günün menüsü bu şekilde. Yanına bir de ayran çalkalayacağım. Ne diyoruz? O zaman bize afiyet olsun. Emrah siparişlerimi almış. Salam kendi istemiş herhalde. Salam sipariş etmemiştim çünkü. Sütaş'ın tava yoğurdunu biz çok seviyoruz. Gün kurusu kayısımız gitmişti. Salam. Salep ve sıcak çikolatayı biz çok seviyoruz. Sıcak çikolatayı çocuklar ve Emrah çok seviyor. Ben salepçiyim açıkçası. Sosis. Burada kıvırcık. Burada birazcık pırasa. Süt istedim 2 tane ama indirimdeydi. O yüzden 4 tane aldım dedi. Ve bunu biliyorsunuz aşırı seviyorum. Emrah bunu mesela çok ağır buluyor. O yüzden pek sevmiyor. Kutay da sevmiyor. Derin işte ama ben buna bayılıyorum. Bunu seveni de çok, ağır bulup sevmeyeni de çok. Ama ben sevenler kısmındayım arkadaşlar. Evet, eşimin
yaptığı, daha doğrusu benim sipariş ettiğim eşimin yaptığı alışveriş bu şekilde. Ev ahalisi yattı arkadaşlar. En son Emrah'a sipariş verdiğim alışverişi çekmiştim size. Sonra ne yaptık? Bir şey yapmadık aslında. Bu akşam dördümüzün de uzanmak istediği, yani bir şey yapmak istemediğimiz bir akşamdı açıkçası. Çocuklar da hiç böyle oynamak falan da istemediler. Ondan sonra çok sürmedi zaten, uykuları geldi ve yattılar. Ben de bugün bir şey içmeyeceğim. Normalde bilirsiniz ben herkes yatınca böyle bir bitki çayı alırım ama belki yine uyumadan alırım. Çünkü bugün kitap okumaya biraz daha erken başladım. Belki ilerleyen saatlerde bitki çayı içerim. Sonra da artık yatarım. Artık videomu sonlandırayım. Beni dinlediğiniz için, bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videoda inşallah görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.